Merhaba arkadaşlar ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle Tata Çelik turnuvasının ikinci turundan çok güzel bir partiyle birlikteyiz. Biliyorsunuz devler masa başında uzun süredir karşılaşmıyordu ve Tata Çelik turnuvası zorlu koşullara rağmen şu an devam ediyor. Biz ise ikinci turdan Donchenko ile Karuan arasındaki partiyi inceleyeceğiz. Donchenko'dan daha önce bahsetmiştim canlı yayında da takip ettiğim ve yükselişte olan bir sporcuydu. Karuan'la ise tanıtmaya gerek yok. Kendisi dünya şampiyonluğu maçı yapmış, dünya şampiyonluğu maçı yapmış bir sporcu. E, ve güzel tarafı şu ki genelde bu tip durumlarda e, karşınızda genç bir yıldız varken karuana gibi çok güçlü e, arada rating farkı dolduğu zaman kazanmak istersiniz. Bu videoda farklı bir şey yapmaya çalışacağım. Daha önce önerilmişti. E, Beğeninize sunmak istiyorum. Videoyu iki bölümde ele alacağım. İlk bölümde hızlıca oyunu göstereceğim. Çok kabaca anlatacağım. Ve ikinci bölümde daha detaylı analiz yapacağım. Yani detaylı analiz isteyenler e, i̇kinci bölüme kalsınlar diyorum. Önce oyunu görelim hemen hızlıca. Beyaz taşlarla Donchenko oynuyor. Siyahlarla Fabiano Caruana. D4, D5, C4, C6, at F3, at F6 ve E3. E, bu pozisyonda eğer at C3 oynarsanız aslında fil F5'i kesiyorsunuz. Ama bunu detaylı analizde göstereceğim. E3, fil F5, e, at C3, E6 ve zincirin dışına çıkan fil artık çok rahat. O yüzden beyazın ataş H4 yapması normal. file 4 bir incelik hemen filini kaçmak istemiyor. F3 fil G6. Beyaz a F3 sürdürttü. Fil D2. Fil E7. At alır G6. H alır G6. Vezir C2. Beyaz hemen uzun rok yapmak istiyor gördüğünüz gibi. Şah kanadını değil. Vezir kanadını gelişti o yüzden. At B D7. Uzun rok. Ve A6. Birazdan detayları bahsedeceğim. O yüzden hemen hızlı geçiyorum burayı. Ve sanki siyah rok atmış gibi beyaz da öbür taraftan saldırıya geçiyor. G4. D alır C4. Fil alır C4 ve B5. Siyah rok atmadı fakat vezir kanadından harekete geçiyor. Fil E2. C5. Standart bir yarma hareketi merkezde çünkü rakibin merkezi çok güçlü d5 at alır d5 at alır d5 e alır d5 f4 filleri aktifleştirmek ve pozisyonu açmak istiyor filler için b4 siyahta ters kanadaloklu pozisyonlarda olduğu gibi hızlı olmaya çalışıyor piyonlarıyla e4 d4 e5 at b6 e6 gördüğünüz gibi merkezde olan şaha da saldırı var aynı zamanda Vezir de 5. Siyah da son derece dakik bir şekilde hemen vezirin merkezleşti. O A2 piyonunu istiyor. E alır F7. Şah F8 ve beyaz devam etmeye çalışıyor. Fakat siyah vezir A2 aldıktan sonra beyazın şahı biraz kritik pozisyonda. Vezir G6. Karşı saldırı. B3. Oldukça ciddi bir mat ağı. Aynı zamanda B piyonu. Şahın da karelerini elinden almaya çalışırken. Aynı zamanda birazdan C4'ten sonra filin de çapraz açılacak. File 1. Bunları birazdan detaylı incelemeye çalışacağım. C4 ve bir piyon fedası ama aynı zamanda fili etkinleştiriyor. Piyonu sürmek istiyor. Kale alır d4. Ata a4. Çok basitçe almak istiyor. Vezir b1 savunmaya yardıma geliyor ve oyunun yıldız hamlesi burada. İnanılmaz bir hamle. Burada bile düşünebilirsiniz. Çünkü Karuana kazanan tek hamleyi buluyor bu pozisyonda ve kendisi fil a hamlesini yapıyor. Mükemmel bir hamle. Detayları birazdan inceleyeceğim. Vezir alır a2. Piyon alır a2. Vezir çıkmak istiyor. Etkili bir piyon oldu. Şah C2, kale B8. Neden böyle olduğunu birazdan anlatacağım. Kale D8 uzatmaya çalışıyor beyaz ömrünü. Çünkü kale D8'in ardından da kaybediyor zaten. B alır A3, C3, fil G3, kale D2, şah B3 ve at C5'ten sonra kendisi kale geri. O yüzden terk etmiş. Oyunu merak eden arkadaşlarımız belki bu kadarıyla yetinebilirler. Ancak ben şimdi detaylı analize geçmek istiyorum. Hem teorik olarak öneminden bahsetmek istiyorum. Hem de aynı zamanda e, taktik bölümlerde birazcık daha varyantlara eğilmeye çalışacağız. Bu yüzden makine analizinde etkinleştirmeye çalışacağım şimdi. Evet, başlayalım. D4 D5 C4 C6 ve son zamanlarda özellikle internette oynanan turnuvalarda dahi e, Slav'ı çok fazla görüyoruz en üst düzeyde. At F3, At 6 ve E3. Doğrusunu isterseniz eğer rakibinizin filini çıkartmak istemiyorsanız burada atçı 3 hamlesi ideal. Hatta bunu e, geçtiğimiz aylarda Carlsen davetiye davetiye e, davetiye turnuvasında, davetiyeli turnuvasında Invitational'da oynadılar. Dingliren'le Dingliren ile Maxim Lagra oynadı. Ve Lagra burada fil F5 hamlesinin neden oynanmayacağını maalesef önemli bir e, oyunla görmüş oldu. Çünkü e, beyaz merkeze baskı yapıyor ve Dingliren bu pozisyonda CD5 aldı. Aslında şunu söyleyebiliriz. D4'lü açılışların e, klasik varyantların hemen hepsinde siyahların en büyük sorunu rakibin merkezini parçalamak ve C8'deki fil oyuna girmek oluyor. O yüzden eğer siyah fil oyuna girebilirse beyazın bu fili mutlaka e, hedef alması gerekiyor. Eğer hedef almazsa ve siyah basitçe gelişirse hiçbir problemi olmuyor. cd 5, cd 5 ve vezir B3. E, Dingliren bu pozisyonda böyle oynamıştı. Gördüğünüz gibi C8'deki fil ne zaman oyuna girse mutlaka bundan faydalanması lazım. Ya o fili alarak faydalanması lazım ya da böyle B7 karesine bastırarak oynaması lazım. Ve bu arada direkt vezir B3 hamlesini yapmayı önermeyişimizin sebebi direkt vezir B6 ile yanıtlayabiliyor olması ve CD alınırsa burada vezir B3 aldıktan sonra piyon kaybetmiyor olması isterse tabii ki e, piyonla alırsa at B5 var o yüzden at D5 alması lazım. Ve e, gayet normal pozisyon oluyor. Dolayısıyla at C3 fil F5 D5'in ardından C 5 vezir B3 bu pozisyon dediğim gibi dingdirenle Maxim Vaşyalagram'ın partisi vezir B6 at alır D5 siyah pratik olarak e, piyonu vermek zorunda değil. Ancak fil c8 gibi bir hamle yapabilir. Ancak bu fil f5'in sanki hata olduğunu kabul etmek anlamına geliyor. O yüzden vezir b6 Piyonu gerçekten feda ediyor. Lagrav atılır d5, atılır d5 vezir alır d5 e6 aslında bu bilinen bir sekans yani bu, bunu oynuyorlar zaten. Vezir b3 at c6 siyah gördüğünüz gibi vezirinin değişilmesinden çekinmiyor zira kendisinin at b4 gibi bir e, tehdidi var. A dikeyde açılırsa yakıcı olacak. Bu o yüzden beyazın hamlesi çok mantıklı. Gelsen değiş diyor e3 hamlesiyle at b4 ve Dinlenen bundan sonraki oyunu adeta e, ne derler? İnisiyatifin ve saldırının nasıl yapılması gerektiği ve karşı hatanın nasıl olması gerektiği hakkında ders gibi. Vezir a4 şah. Şah d8 elbette vezir kapatılamaz çünkü fil b5 var. Şah d8 fil d2 at c2'ye izin veriyor fakat fil a5 fikri var. At c2 şah e2. Fil a5 ötürü kaleyi alamıyor. Vezir b2 ve şimdi beyazın karşı hata geliyor. Vezir d7'den mat tehdidi var. B5 engellemek için tek çare fakat vezir A5'ten sonra vezir şimdi içeri sızıyor ve iki yerden çok ciddi bitirişler istiyor. Beyazın maalesef gördüğünüz gibi e, herhangi bir şekilde hedef alınması mümkün değil. Fil D3 yok ya da at D4 herhangi bir şey vermiyor ve bu pozisyonda Lagrav terk etmiş. Dolayısıyla at C3 hamlesi oynanmadığı zaman T3'e fil F5 en önemli varyantlardan bir tanesi ve bu varyantı eğer siyahlarla oynamak istiyorsanız özellikle size Alexey Shirov'un partilerini önerebilirim. Kendisi e, bu varyantı gerçekten muazzam oynuyor. At C3 ve E6. Gördüğünüz gibi fil zincirin dışına taştı. Burada hedef alınmak zorunda. Ya B7 karesi hedef alınacak ya bu fili elinden almaya çalışacağız. Bu yüzden ataş 4 hamlesinin standart hamle olduğunu söyleyelim. File 4. Beyazın kampında biraz zayıflık yaratmak istiyor. F3 ve fil G6. Doğrusunu isterseniz atla almak mümkün tabii ki. Fakat bu durumda atın akıbetini düşünmeniz gerekiyor. Siyah G5 oynamak istiyor ve kendisini aynı zamanda fil çiftinden kurtulmak için şah çekmek gibi bir fikri var. Dolayısıyla bu pozisyonu siyahlar için sorunsuz olarak düşünebiliriz. Fil 4 F3 ve Fil G6'dan sonra Fil D2. E, bu pozisyonda az önceki gibi Vezir B3 gibi hamleler yapılabilir ve siyahın buna e, Vezir C7 gibi bir cevabı mümkün. Fakat bu oyunda Fil E7, At G6, HG6, Vezir C2 oynanıyor. Daha çok oynanan Vezir B3'lü varyantlara kıyasla Vezir C2 daha az oynanan bir varyant ve... Şöyle bir şey var. Alexander Donchenko aslında Karuana'nın adaylar turnuvasında oynadığı partiye hazırlık yapıyor. Çünkü Giri ile de bu pozisyonu oynamışlardı ve Giri üstün pozisyon elde etmişti açılıştan. O yüzden burada bir avantaj kolluyor. At Bd7 ve uzun rok. Bu pozisyon tamamen aynı. Fakat Karuana az önce sözünü ettiğim Giri ile olan partisinde At B6 oynamıştı ve rakibine merkezi kapat. Ben de böylece en azından senin merkezini B6 ve E5 ile parçalayabilirim mesajını vermişti. O partide beyazlar üstün oldu fakat oyun berabere bitti. Ancak bu partiye gelince at B6 oynamak istemedi Karuana ve A6 oynadı. Ee, çok anlaşılabilir bir hamle. Oyunda gördüğümüz sebeplerden e, az önce gösterdim hızlıca vezir kanadından hız kazanmak istiyor. Çünkü büyük ihtimalle siyah rok atacaksa kısa rok yapacak ve ters kanadı roklu olan durumlarda piyon fırtınaları çok önem taşıyor. Ee, G4 hamlesini oynuyor burada Donchenko. Makinenin gösterdiği birinci sıradaki hamle ve Donchenko burada 10 dakika harcıyor. Büyük ihtimalle hatırlamaya çalışıyor, hesaplamaya çalışıyor bir yandan. Fakat ben her ne kadar makine önermiyor olsa da burada neden E4'ün oynanmadığını anlamakta zorlandım. Çünkü genelde elinizde fil çiftiniz varsa ve rakibin bu tipte merkezi merkezde konulmamış bir şahı varsa merkezi açmaya çalışırsınız normalde. Makine gördüğünüz gibi pozisyonu eşit buluyor aslında çok da kötü değil bu hamle. Ee, çok merak ettim biraz incelemeye çalıştım. Oldukça ilginç olanaklar barındırıyor. Çok detaylı incelemek istemiyorum çünkü açılış analizleri her zaman zorlu. Çünkü bakacağınız bir referans kaynak yok. Sürekli makinenin verdiği varyantları insan gözüyle test etmeniz lazım. Ancak ilginç görünüyor. Sadece şu ayrıntıyı söyleyebilirim. DE4 vurursa piyonla değil atla vurmak istiyoruz. Çünkü piyonla vurulunca at G4 gibi karşılaması zor bir e, hamle var. Hem at f2 istiyor. Fil f4 e e5 oynamak istiyor. Bazı durumlarda fil g5 yapmak istiyor. Bu yüzden beyazın atla vurması gerektiğini ve bu şekilde oynamaya çalışacağını söyleyebiliriz. E, ama beyazlarla bu varyantı oynamak isteyen oyuncular belki gelecekte bunu test edebilirler. Çünkü bana o kadar kötü gelmedi ve makinede öyle hemen bir e, hemen bir kötülüğü olduğunu söylemiyor. Ancak Donchenko G4 oynuyor. Daha sert bir şey oynamaya çalışıyor ve gelecekte belki E4 oynayacağım, belki H4, H5 oynayacağım diyor. D alır C4. Siyahın aslında standart fikri 6dan sonra B5 ve C5 yapmak. Niye A6'ya ihtiyaç duydu? Çünkü C5 yaptığı zaman B piyonu sürekli boşta kalıyor. Bu da Meran varyantında gördüğümüz standart bir fikir aslında. Fil C4, B5, fil E2 ve C5. Aslında tematik bir ilerleme bu. Ve siyahın burada e tepkisine karşı Beyaz'ın yapmaya çalıştığı şey aslında oldukça öğretici. Her ne kadar bu oyunda süper sonuçlanmasa da D5 oynuyor. normal bir gözle baktığımda ben c 5 beklemiştim makinenin söylediği gibi. Ancak Donchenko'nun daha hazırlıklı olduğuna eminim. Çünkü örneğin at C5'ten sonra D dikeyinde herhangi bir şey olmazken C dikeyi açıldı ve bundan kaçınıyor olabilir diye düşündüm. Fakat bu daha doğal gelmişti bana. Örneğin Şah Bebir'le devam edip oynamak gibi. Fakat d5 oynuyor ve daha dediğim gibi beyaz taşlarla Donchenko yükselen bir oyuncu olduğunu göstermek ve aynı zamanda e, sakince oynamamak gerektiğini e, savunmak için böyle oynuyor. Rakibi ne kadar güçlü olursa olsun kazancı oynamaya çalışıyor. At d5. Burada arada piyonla almak e, g5 ile yanıtlanırdı. Bu varyant hala karışık çünkü at d5 almasına izin vermemek için siyahın b4 oynaması lazım. E, aldığımız durumda alması gerekiyor. Makinede de bir yandan kontrol edebilirsiniz diye düşünüyorum. Eğer e, videoyu durdurarak incelemek isterseniz. Fe7 mesela. Cd2 şah. Bu önemli bir hamle. Şah çekmiyor olsaydı vezir kaybedecektik. d 2 Vezir e7. d 5 Vezir alır e3. ve Bu pozisyon makinenin görüşüne göre belirsiz. Ancak e5 vurduktan sonra bunların hepsini görmek o kadar kolay değil. Ve at d5 oldukça pratik bir karar. G5'lerin hepsinden kaçınıyor. At d5. E d5. Ve f4. Filler için güzel çaprazlar almaya çalışıyor. Çünkü filleriniz varken bunları yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla çok anlaşılabilir bir hamle. Aynı zamanda F5, G5, E4 ilerlemek istiyor rakibin şahı merkezde çünkü. Ve B4 çok güzel bir hamle. Siyah herhangi bir şey yaptığı zaman az önce gösterdiğimiz filin açılması, fil C3 gelinmesi gibi fikirlere bir şekilde tedbir almak zorunda. Çünkü örneğin at B6 gelinirse fil A5 can sıkıcı olabilir. D dikeyinde bir baskı var. Fil F3 de devam ettirilecek bu. O yüzden B4 hamlesi taşı gediğine koruyor, koyuyor. Ters kanada roklarda hızlı olmaya çalışıyor siyah. Her ne kadar kendisi rok atmamışsa da. Ve E4. Beyaz da hızlı olmaya çalışıyor. Her ne kadar e, rakibi rok atmadıysa da merkezde oynamaya çalışıyor. D4. Ve e5. Bu hamleyi makine gördüğünüz gibi sıfırdan sanki bir piyon eksikmiş gibi değerlendiriyor. Büyük ihtimalle burada bir hesap hatası var. Ancak makinenin önerdiği hamle şah b1 hamlesi. Hem rakibin olası fikirlerine karşı çıkarken hem de çok ciddi detaylar barındıran bir hamle. Söz gelimi eğer şimdi siyah hızlı olmaya devam eder ve a5 gibi bir şey oynarsa şimdi e5 ve ardından f5 sürmeye çalışmak o kadar fena değil. Çünkü örneğin at b6 oynarsa mesela f5 yapabiliyoruz ve sürmeye çalışıyoruz sürekli. Diyelim ki şah b ardından siyah oyundakine benzer şekilde at b6 gelirse bu sefer de h4 ile diğer taraftan devam etmeye çalışmak ilginç olabilir. Temel fikri ise şu şah b ile birlikte gelen fikir eğer c4 oynarsanız ve çatal atmak isterseniz file 3 gibi çok soğukkanlı bir hamle var. Makine tabi bunları gördüğünüz gibi yani saniyede görüyor ama insanlar için bunu hesaplamak çok zor. Çünkü d3 gibi bir hamleyi de düşünmeniz lazım. Fakat fil d3, c d3, kare d3 ve siyah atını koruyamıyor. Çünkü vezir b8'e Vezir c6 gibi bir hamle var ve atı geri vermek zorunda. Dolayısıyla şah b1 hamlesi önemli bir ayrıntı. Çünkü rakibe hiçbir şey yaptırmayan da bir hamle. Ne a5 ile ne at b6 ile oyundaki gibi hızlı gidemiyor. Ve e4'teki piyon henüz yerinde duruyor. Bu önemli ayrıntının birazdan nedenini göreceğiz. e5 oynuyor ve at b6. Şimdi d5 karesi için vezir ve at aynı zamanda c piyonunun gidişi az önceki varyantlardan daha etkili olabilir. Çünkü e5'teyken piyon saldırı eğer hızlı gelmezse bir zayıflık barındırıyor D5 karesi gibi. B6. Beyaz dayanamıyor ve bütün gücünü kullanmaya çalışıyor rakip şaha ulaşmak için. Fakat bu pozisyonda da vezir 5 5i engellemek için gördüğünüz gibi makinenin birinci sırasında vezir E4 gibi bir hamle var. Ve vezir 5 eğer gelirse bu sefer değişip kötü bir oyun sonunu savunmaya öneriyor. Aynı zamanda eğer burada F5 yapmaya çalışırız az önce söylediğim gibi. Siyahın ana fikrini görebiliriz burada. Örneğin file 3 az önce demiştim ki bu güzel bir fikir. Çünkü bundan sonra alıyorum, alıyorum. Kale d3 yapıyorum ve vezir atı koruyamıyor demiştim. Fakat bu durumda vezir c8 gibi olan üstü kuvvetli bir hamle var. Ve at boşta değil mi derseniz. Çünkü vezir alınca at dönüyor bunu alıyor. At boşta değil mi derseniz bu sefer de vezir b7 var. Kale c8 temel fikriyle kaleyi istiyoruz. Ve makinenin küçük şah bir hamlesinin bazı yerlerde işimize yaradığını burada anlayabilirsiniz. Dolayısıyla böyle oynamak gerekiyor. Önceki hamlede şah b1 yapıp f5 sürmeye çalışmak lazım. Fakat e6, vezir 5 e alır f7 ve şah f8. Öğretici bir an bizim için. Eğer bu, bu tip şeylere rastlamadıysanız şahınız her ne kadar güvenli bir şekilde alabiliyor gibi görünse de bir kalkan olarak rakibin piyonunu f7 karesinde kullanmak ve rakibin atı etrafta yoksa Şah öylece orada kendi piyonunuzun arkasında duruyormuş gibi bekletmek bence çok güzel bir fikir. Bunu nota edebilirsiniz eğer pozisyonel fikirleriniz arasında yoksa h4 beyaz gördüğünüz gibi öyle ya da böyle ilerlemeye çalışıyor zira eğer b3 yapar piyonu korumaya çalışırsa a5 ile devam edebilir veya vezir g6 ile piyonu alıp ne olursa olsun atak yapacağım atı isteyeceğim derse kale h6 ardından yine atağına devam edebilir diğer tarafta sürmeye çalışarak h4 vezir a2 vezir g6 beyaz g6'yı aldı ama şah ulaşılabilir pozisyonda değil ve B3. Az önce birazcık detayını anlattığım siyahın taktik olarak ilerleme fikriyle makine burada çok yüksek değerler gösteriyor. Pozisyon kesinlikle kazanç ama birazdan göreceğimiz gibi o kadar kolay değil. Hiçbir zaman makineye güvenmemek lazım. Ben de bazen bu hatayı yapıyorum. E, o yüzden hatırlatmaya gerekli görüyorum hem kendime hem sizlere. File 1 şah için e, olası bir kaçış karesini hazırlamaya çalışıyor. C4 siyah olabildiğince hızlı şekilde C3 sürüp mat etmek istiyor rakibini çünkü eğer ata 4 gelseydi daha erken vezir b1 gelecekti ve birazdan göreceğimiz kaynağı yetiştiremeyecekti filiyle c4 kale alır d 4 eğer ilerlemeye çalışırsanız c3 var ve burada kötü beyazlar için her şey çok kötü. O yüzden kale d4 en azından piyon almaya çalışıyor ve rakibini tek kazancı bulmaya zorluyor. Ata 4 vezir b1 ve bu pozisyonda makinenin de gösterdiği gibi siyahın tek hamleyi bulması lazım. Çünkü vezir sıkıştı gibi görünüyor. Değişimden kaçmak mümkün değil. Ve az önce verdiğimiz D4 piyonunun da e, neden verildiğinin anlatılması lazım. O da sadece ve sadece filah 3 hamlesiyle mümkün. İşte Karuana'nın neden makine gibi oynadığını buradan anlayabiliyoruz. O kendi, o kendi hesap gücüyle bunların hepsini görebiliyor ve e, çok daha önceden bunları hazırlayabiliyor. Filah 3'ün sırrı şu. Eğer basitçe alırım ben bunu. Zaten ne yapabiliyorsun ki ben de filmde şah çekeceğim sonra derseniz basitçe B2 oynayabiliyor. Şah C2. Tabii ki vezirinizi bırakamazsınız. Bu arada şunu da söylemek lazım. Ee, birazdan göreceğimiz varyantta fil B4'ten şah teması çok önemli. Şah buraya kaçtığı zaman örneğin böyle şah çekip kaleyi alamıyor. E, kalenin önünü açıp vezir alamıyor. Dolayısıyla şah C2, vezir B3 önemli bir hamle. Ve şah D2, vezir C3 ve atak devam ediyor. Kaleyi de alıyoruz. Fil A3 Vezir a2, b a2 ve şah c2. Gördüğünüz gibi az önceki bu temayı anlatmak istiyordum. Çünkü a1 karesini dolaylı koruyor eğer vezir çıkarsak. Ki bu da büyük ihtimalle siyahlara hiç de fena değil ama fil b4 gibi bir hamleyle çıktığı veziri hemen yiyebilecek. Şah c2 ve kale b8. Çok güzel bir hamleyle oyunu taçlandırıyor. Burada örneğin b 3 yaparsa fikrini görebiliriz. İki hamle de mat edecek kale b2. C4'teki piyon muazzam bir şekilde D3 karesini korurken vezir çıkıp mat ediyor. Kale B8 şimdi aynı zamanda e, vezir çıkmayı da tehdit etmek istiyor. Bu yüzden beyaz kale D8 oynayarak devam etmek istemiş. Fakat yani yapacak çok fazla bir şey yok sanırım. O yüzden kale D8, kale D8, B alır A3. Ve şimdi siyah materyal önde ve ilerlemiş piyonları var gördüğünüz gibi. C3 hala eğer vezir çıkarsanız fil B4 ile devam etmek istiyor. Bu arada şunu da söylemek lazım tabii ki az önceki pozisyonda. Başka bir savunma makinenin gösterdiği savunmalar da aslında tam bir savunma sayılmaz. Onu da söylemek lazım. KD8 iyi bir hamle değil bu arada onu da söyleyeyim ama. Son çareler son çırpınışlar diyelim. C3 ve yine güçlü bir hamle. Filin kafeslendiği ve vezir çıkılmayı tehdit ettiği an fil g3 fil aradan çekiyor. Fakat bu sefer de kale d2'ye iniyor. Şah b3 burada gösterdiği gibi makinenin alabilirsiniz ama at c5 de çok güçlü. Çünkü burada terk etmeyip devam etseydi şah b4 ile oynadığında örneğin fil alıp devam edebilecekti. Ve çok güçlü piyonları var en kötü bu şekilde vezir yapmaya çalışacak alırsa örneğin kale b2 ve kale b1 ile. Müthiş bir parti. Söylenebilecek çok az şey var. Çünkü Karuana gerçekten bir makine gibi oynuyor ve sonuna kadar kazancı hak ediyor. Önceki canlı yayınımızda aslında Karuana'nın kaçırdığı bir kazançtan bahsetmiştik ve makinenin verdiği kazançtı o. Ama her zaman bu tip kazançları kaçırmadığını da göstermiş oldu. Arkadaşlar umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonunu mutlaka kullanmanızı isterim. zira. Bu benim için de bir gösterge ve insanların da beğenisine sunulması için önemli. Ayrıca video altına yaptığınız yorumlarda her iki fikrede de rastladım. Hem 10 dakikalık oyunların oynanması, hem bu tip oyunların paylaşılması için geri dönüş yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bunlar beni motive ediyor ve bilgilendiriyor. Hem beğen tuşuna basılması, hem de yorum yapılması bu açıdan çok önemli. Kendi kendime tam olarak konuşmadığımı bilmem. Açıkçası çok hoşuma gidiyor. <laughs> Sonraki videoda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi hoşçakalın.